Yani insan bir arayışta olursa daha yararlı olacağını düşünüyorum. Diğer bilimle ilgili kısım da son olarak bu olsun. 6. sınıfta nasıl bir elektronik mıknatıs yapılması gerektiğini öğrenmiş biriyim. Ve Meraklı olunca öğrencilerdeki o merak duygusunu aslında öldürmezsek ve eleştirel düşünceyi de yararsak daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar, sağ olun. sıradan arayış, felsefe, siz buyurun. Merhabalar öncelikle herkese. İyi akşamlar diliyorum. Ben öncelikle hemfikir olduğumuz konuları bir iki tane değinmek istiyorum. Bu ülkede çoğu insanın dogmatik ve bilim açısından bir cehaleti olduğu konusuna katılıyorum. Kendi dogmatik tavırlarını sorgulamak ya da sorgulayan kişiler karşısında çok samimiyetle cevap verdiklerini de düşünmüyorum. Size katılmadığım ya da başlıkla ilgili söyleyeceğim bazı şeyler var. Öncelikle inançlara saygı duyulmalı mı derken buradaki kasıt dini inançlar mıydı? Yani eğer dini inançlar saygı duyulacak ya da saygı duyulmaya değer değil diyorsanız, burada benim bir felsefeci olarak özellikle vurgu yapacağım iki ayrı nokta var. Biz bugün felsefede, epistemolojide yani inancın insan hayatında olmadığı bir yer olmadığını söylüyoruz. Ve bunu aşağı yukarı bütün bilim felsefecileri, ateist felsefeciler dahil olmak üzere bunu kabul ediyorlar. Ben bu ülkede bilim konusunda da bir cehalet olduğunu düşünüyorum. Örneğin bilimin kendilerine bir gerçeklik sunduğunu, bilimin tek hakikat olduğunu ve bunun dışındaki hiçbir şeyin göz önüne alınabilir Bunun olmadığını düşünen dışında başka bir kesimler. gerçeklik var mı? Bilimsel Şöyle, bulguların dışında şöyle. da. Mesela şöyle, Murat Bey, ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi bilimin tek gerçeklik olduğu iddiası bilimsel bir iddia değil. Yani bunu bilimsel olarak test edemezsiniz. Empirik olarak gösteremezsiniz. Dolayısıyla bu iddianın kendisi felsefi bir iddiadır. Bu tavır 19. yüzyılda savunula gelen pozitivizmin temel iddialarından biriydi. Ancak pozitivizmin kendi iddiaları bilimsel olmadığı için, yani bilimin tek gerçeklik olduğu iddiası, bir Bilimsel saniye, bulgular dışında müsaade eder bilimsel misiniz? bir Murat Bey, dakika müsaade bir eder dakika bir misiniz? dakika Tamam, bilimsel arayı ya bilim. boş ver sen bilim felsefeyi için bilim felsefesini 19. yüzyıl Bilim felsefesini felsefesi boş vesaire ver olur mu? bekle Siz sen bugün bilimsel bilim bulgular dediğiniz dışında şeyi, bana olayları açıklayabilecek mesela bakın ben size yöntem söyleyeyim bir tane gerçeklik. var 2 mı? artı 2 eşittir 4 önermesi doğru ve gerçek midir? Bakın bilimsel bulgular dışında olayları Murat Bey bak. açıklayabileceğin ben sana soruyorum. Ben Bir size yöntemin söyleyeyim var mı? bilimin, bakın ben size söyleyeyim hemen. Yani bilimsel Mesela bir bulgu aklınıza, olmadan sen Murat Bey evreni dinleyecek nasıl misiniz? Soru açıklayabilirsin? soruyorsunuz ama Evet, dinlemiyorsunuz. bana benim soruma cevap ver Tamam. bak. Diyorum ki sana Tamam, net senin bir soru soruna cevap soruyorum. vereceğim. Bekle. Ben senin Bilimsel bir sorunu cevap bulgu vereceğim. olmadan sen kafandan düşünerek mesela Aristo'nun yaptığı gibi işte bakıyor etrafına bir ilk Aristo defa gözlem yapıyor. bilimsel Bekle bir bilgi dakika. yapmıyor mu? Bekle. Aristo fiziğini Etrafına okudunuz bir mu siz? bekle. Bir gözlem yapıyor etrafına. Diyor ki işte evren dört tane temel maddeden yaratılmıştır diyor. Hava, ateş, su, toprak diyor mesela. Değil mi? Böyle basit bir gözlem yapıyor. Ama elinde bilimsel bulgu yok. Yani bir gözüyle böyle yaptığı bir standart bir gözlemle bilimsel bir metot kullanmadan böyle bir yaklaşım yapıyor. Şimdi ben Hocam sana şunu bilimsel soruyorum. metot dediğiniz Şimdi ben şey sana şunu nasıl? soruyorum. Bakın Bilimsel ben size şöyle metotlar söyleyeyim. kullanmadan Bilimsel bilimsel metot dediğiniz bulgular şey var ya. arkadaşım Bakın sorumu bitireyim bir dakika bekle. Şimdi ben ama sana siz şunu soruyorum. Ya bir dakika arkadaşım bir sorumu bitireyim. peki. Bilimsel bulgular olmadan sadece düşünceyle, saf düşünceyle sen doğruları, evreni açıklayabileceğini düşünüyor musun? Buyur. Hayır. Ama bunun pek de bir önemi yok. Ben buna katılmıyorum. Yani bilimsel bulgular olmadan, yani bilime önem verilmeden evrenin anlaşılabileceği vesaire gibi iddialara ben katılmıyorum. Zaten analitik felsefe geleneğinde hiç kimse buna katılmıyor. Ama buradaki sıkıntı şu. Bilim dışındaki bir gerçekliğin olmadığı iddiası bilimsel bir iddia değil. Nedir? Bu Bilim dışında bana bir örnekleme yapar mısın? Bilimin mesela işte az bilimsel önce olmayan söyleyecektim ama bir tamam bulgunun gerçek anlatayım. olabileceğini bana bir örnekleme Anlatayım. de şey yap. Ben Anlatayım. de anlayayım Mesela seni. anlatayım. Mesela insan aklının doğru sonuca ulaşabileceği
iddiası bilimsel bir iddia mıdır? Ya da gözlemlerimizin bize doğru sonuç verdiği, örnek vereyim. Ya da siz bilimsel olarak bir hesaplama yapıyorsunuz. Bu matematiksel hesaplamayı doğru yaptığınıza dair bilimsel bir referansınız var mıdır? Evet, Yok. istatistiki olarak artı eksi benim belli bir Tamam, istatistiksel siz belki de sapma çerçevesinde hemen hemen söyleyeyim ben size. benim Hemen deneysel sonuçlarım belli hemen cevap istatistiksel vereyim. sapmalar çerçevesinde doğrudur. Tamam, hemen cevap vereyim. Sizin akıl çalışma sistemlerinizin doğru çalıştığına dair bilimsel bir kanıtınız var mı? Zihninizin doğru çalıştığını bilimsel olarak gösterebiliyor musunuz? Kardeşim, Gösteremezsiniz. Bunlar felsefi iddialar. zihnin Bakın, doğru, şöyle peki doğru söyleyeyim. veya yanlış nedir? Sen bana onu söyler misin? Mesela Nedir şöyle doğru söyleyeyim. veya yanlış? Bana bunu söyleyebilir Doğruluk misin? teorileri var. Bakın, doğruluk teorileri var. Sizin savunduğunuz görüş gerçeğe uygunluk teorisi. Yani işte gerçeklikte eğer bir önermenin karşılığı varsa Zeynep istediğin zaman girebilirsin. bu iddia doğrudur diyor. Bu görüş. Ama tek doğruluk teorisi bu değil. Benim size sormak istediğim nokta şu. Mesela siz 2 artı 2 eşittir 4'ü doğada gözlemleyebiliyor musunuz? Mantıki Tabii ki. sonuçları. Tabii ki. Mesela Yok, örnek vereyim ben size. Neden gözlemleyemiyorum. gözlemleyemediğimizle ilgili örnek vereyim. Mesela doğada hiçbir iki madde ya da bir elma aldınız, bir elma daha aldınız. Dediniz ki 1 artı 1 eşittir 2. Ama doğadaki hiçbir elma bir diğerine eşit değildir. Hem yapı bakımından hem ontolojik bakımdan Peki, ben sana birbirine bir başka. eşit Peki, değildir. buna ben başka bir şey söyleyeyim. Dolayısıyla bir saniye Peki, ben Murat sana Bey, bir şey söyleyeyim. bir saniye dinler Yanlışın misiniz? var. Yanlış bilgi Bir veriyorsun. saniye dinler misiniz Hayır, hayır, öncelikle? yanlış bilgi Tamam, veriyorsun. öncelikle bir İki dinler tane misiniz? yanlış bilgi veriyorsun arkadaşım. Sen bir dakika bekleyeceksin. Yanlış bilgi Beyefendi, veriyorsun. biz İki karşı tane elma, iki tane elma eşit olmayabilir. Ama mesela iki tane elektron birbiriyle eşit, aynı özellikleri gösteriyor. Ne oldu? Yani her kütlesiyle bilmem nesiyle eşit. Birebir özdeştir elektronlar. Yani sen şimdi burada elma örneğini vererek böyle sıyırdığını mı zannediyorsun mesela? Fiziksel olarak. İki tane elektron birbiriyle özdeş yapıya sahip. Ne oldu Murat, burada mesela? sadece iki tane değil, binlerce, milyonlarca Evet. eşit mi değil mi testi yapıyor şu an Evet. kullandığımız cihaz. Bütün Bitlerin eşit elektronlar, mi değil mi? değil mi olduğuna bakıyor, biliyor musun? Yani bunun arasında mesela, yani öyle bir mantık yapıyor ki arkadaş, bu felsefe işte Ya böyle kötü bir neyse. şey. Şimdi mesela diyecek ki, şimdi mesela bir lojik bir örnek veriyorum şimdi, madem kafayı kıracağız. Bir tane lojik bir var, bir tane daha lojik bir var. Bunlar birbirine eşit mi? Değil. Birini bizim transistörün bir tanesi, ne bileyim, 3,8 volttayken logic 1 olarak algıladı, input olarak. Diğerini de 4,2 iken algıladı. İşte bunlar ikisi de bir mi? Bu felsefe işte Hocam kardeşim ben ya. size Kusura bakın, bakmayın ya. siz benim Bu felsefede böyle dijital kötü bir olarak şey. bir Bir dakika. dinleyin. Bekleyin. Bilim Dijital olarak felsefecilerinin hepsi. arkadaş sen tamamen yanlış bir örneklemeler üstüne gidiyorsun. Dijital olarak mesela dijital değerlerin her zaman doğruluğu burada mesela şu an sen bilgisayarında bu Spaces uygulamasının takır takır çalıştığını görüyorsan aynen Ayhan'ın söylediği gibi arka planda hata düzeltmesi yapılıp daima doğru bitlerin aktarılmasını sağladığı için bu şekilde görüyorsun. Eğer burada tek bir bit bile hatalı bir şekilde işlese bu uygulamaların hiçbiri bakın tek bir bit bile hatalı olsa hiçbiri çalışmaz. Sistem sürekli hata düzeltmelerini yaparak kendine gelen aktarılan bilgileri belli bir matematiksel fonksiyondan geçirerek hata düzeltmesi yaparak kusursuz bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Bir tane bile hata gelmediği için bu program çakmıyor mesela. Eğer bir hata olsaydı çakardı. Devam edemezdi. Değil mi Ayhan? Elektronik Aynen sistemde Murat, orada yani. bir örnek verdim. Aynı o elma örneğine benzer bir örnek verdim. Şimdi bizim logic 1 dediğimiz şey bir voltaj level'ıdır yani. Ama bu voltaj level'ı işte her zaman işte 3,3 volt olması gerekmez. 1 olarak kabul etmen için. Şimdi high olarak kabul ettiğimiz voltaj level'ı işte logic devreye göre 3,3 volt ya da 5 volt, hangi devreyi kullanıyorsan. Burada belirli bir bölgeyi artık işlemci 1 olarak kabul eder. Yani 3,3'ü de 1 olarak kabul eder. Mesela 2,9'u da 1 olarak kabul eder. 2,8'i de 2,5'u da 1 olarak kabul eder bir input Hocam datası ben bu olarak. dediklerinizin Onu diyorum. İşte aksine bu bir şey söylemedim ya, zaten. ama bu hiç güzel Sizin bir örnek dediklerinizin olmuyor. Sadece böyle bir yok şey ben oluyor. örnek üzerinden anlatmıyorum zaten Bir hocam. bitireyim cümlemi beyefendi.
bir doğa ya da bir matematik ya da uğraştığımız bir teknikle ilgili ne bileyim böyle bir arabesk bir şarkı söylüyorsun sanki. O tekniğin içine giriyorsun. İşte bu logic bir, logic bire eşit değil. Ne Hocam demek bunu istiyorsun? ben söylemiyorum sadece. Bir bitireyim Bugün bilim kardeşim. felsefecilerinin hepsi aynı Ya şeyi söylüyor. felsefenin bir şey söylemesi önemli değil. Bunun gerçekten ne olduğu önemli. Hocam siz Gerçekte bilimin neyin üzerine kuruyorsunuz? Gerçekte bir elma Ben bir şey diğerine eşit söyleyebilirim. değilse mikrofonu kapatmak zorunda kalacağım çünkü ben konuşurken konuşuyorsun. Gerçekte bir elma diğerine eşit değil diyorsan evet bir elma o zaman şöyle yaparsın. Bir elmayı koyarsın başka bir teraziye. Bir elma ne bileyim 150 gram gelir mesela diyelim. Gelir diyelim. Diğer elma da tam 149 gram gelir mesela. Gayet birbirine eşit olur yani mesela bunlar. Ya da 149,999 Hayır, gelir. hayır, sayısal değer olarak eşittir. Zaten tektir. Bakın elma tektir. Bir Aynen. Bir elması. de sayı Yani sayıyorsun değil mi Murat? ha, Yani sen sayı elmanın sayıyorsun değil mi? Orada bir... başka özelliklerini ortaya koy arkadaş. Bravo bravo. Peki Çok güzel yakaladın. ben ya Sayı saymak bakın ayrı bir bunların şey. Onun büyüklüğünden özelliklerini saydıkça bahsetmek ayrı bir şey. tabii bunları beyefendi birbirine ben size şunu karıştırmasa zaten anlatmaya hata. çalışıyorum. Ben Ya şöyle söyleyeyim size. Mesela örnek vereyim bir tane. arkadaş verdiğin Siz örnek matematiği gene niye üzerine inşa arkadaş ediyorsunuz? Mantığın üzerine değil mi? verdiğin örnek Mesela örnek vereyim. örnekleri Özdeşlik düzgünce de ilkesini versene. ya da çelişmezlik ilkesini siz doğada gözlemleyip mi oluşturulduğunu düşünüyorsunuz? Siz matematiğin mantığın üzerine inşa etmiyor musunuz? Mesela. Mantığın siz doğada gözlemleyip oluştuğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da bilimden başka bir gerçeklik yoksa eğer sizin zihninizi siz zihninizin çalışma sistemlerini ya da örnek vereyim. Bu bütün konuştuğumuz şeyler bizim zihnimizin çalışma prensibinin üretimleri beyefendi. Evet, Birincisi. işte bunun bu Buradan bunların hepsi ama felsefi buradan prensipler şey üzerine hayır ama kurulu. şöyle siz şöyle bir şey yapıyorsunuz. Siz ama şöyle Felsefeyi diyorsunuz o hayır zaman, siz hayır bilim siz felsefesi sizin yapılamaz. yaptığınız hayır sizin yaptığınız şeyin adı esas şu. İnsanların zihninin çalışma prensibini gerçek bir mutlak hakikatmiş gibi bir sunuyorsunuz. Bu birincisi. Hayır İkincisi. ben bunu sunmuyorum. Ben Hayır sunmuyorum. böyle bir tarafa kaydırıyorsunuz Hayır mesele. ben o tarafa da kaydırmıyorum. Ben diyorum ki Böyle bir durum var orada. bu inanç felsefede yani felsefi olarak gerekçelendirilerek gelir. Yani siz bunun insan aklının doğru sonuca ulaşabileceğini felsefi olarak gerekçelendirirsiniz. Bir saniye müsaade eder misiniz? Özür diliyorum. Anlatmak istediklerime devam edebilir miyim? Özür diliyorum. Siz toparlayın lütfen. Felsefe çünkü Toparlayın. pek hoşumuza da Şöyle, giden bir konu şöyle değil. söyleyeyim. Ne Şimdi anlattığınız da çok net olmuyor zaten. Buyurun. evet anlaşılmadığını ben tahmin edebiliyorum zaten. Ama bunu Öncül Analitik Felsefe dergisinden de okuyabilirsiniz. Ya da Michael Ruse bir ateist bilim Boşver felsefecisidir aynı sen zamanda. kendi şeyin görüşünü Oradan da anlat. bir saniye ben ne anlatmam gerektiğini biliyorum Murat Bey. Onu anlat, onu anlat sen. Tamam Boş ben onu anlatacağım. Sizin niye anlayamadığınızı konuyu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim mantık dediğimiz ve matematiği üzerine kurduğumuz daha sonra bak bizim bilimsel anlamadığımız gözlemleri bir şey yok. Asıl senin Murat Bey anlayamadığın bir bir şey saniye var. dinler misin? Senin anlayamadığın bir şey var. Biz burada insan beyninin nasıl çalıştığını biliyoruz. İnsan beyni bu evrenin fizik kuralları çerçevesinde çalışıyor arkadaşım. Bir kere ben sana bunu söyleyeyim. Bunun dışında çalışma bir prensibi yok. İnsan beyni hafızayı bu evrenin fizik kuralları çerçevesinde yapıyor. Yani geçmişten geleceğe doğru olayları neden sonuç ilişkileri içinde değerlendirip bir hafıza şekline getiriyor, tamam mı? Yani insan beyni bu evrenin fizik kurallarına evet bağlı ve o şekilde çalışıyor ama bunun dışında bir düşünceyi, bir yapıyı kavrayamayacağı anlamına gelmiyor. Ve biz zaman bağımlı insanlarız, canlılarız. Geçmişten geleceğe doğru akan olayların neden sonuç ilişkileri içinde ilerlediği zaman bağımlı canlılarız. Ama bunun mesela nasıl çalıştığını bakın ben kelimelerle dile getirebiliyorum. Yani bu zamanın dışına çıkılabileceğini veya olayların neden sonuç ilişkileri çerçevesinde olamayabileceğini de dile getirebiliyorum. Her ne kadar bunun nasıl olabileceğini bizim beynimiz kavrayamasa da bunun dışında zamanın olmadığı bir yerde olayların olabileceğini söyleyebiliyoruz. Biz bunu yine fiziksel bulgulardan, kendi bulgularımızdan ortaya koyuyoruz. Neden sonuç ilişkileri nasıl gerçekleşir vesaire. İnsanlar bunun farkına varmıştır yüzyıllardır olayların neden sonuç ilişkisi. Ama neden bu şekilde işlediğini bulması yine bu evrende
bir limit hız kavramını bulmuştur. Işık hızının sabit olduğunu, sürekli sabit olduğunu, bu hızın aşılamadığını, bilginin bundan daha hızlı aktarılamadığını bulmuştur. Bunun gibi birçok bilgiyi bulmuştur da bulmuştur insanlık, tamam mı? Felsefeyle bunlara varamazsın. Sen ışık hızının, eğer ölçmezsen müsbet bir bilimle, ışık hızının her açıdan her hızda sabit olduğunu kavrayamazsan, mesela Michelson Morley'in yaptığı deneyler gibi, Einstein de gidip görecelik kuramını ortaya çıkartamazdı. Kafasından uydurmuyor bunları, anlatabiliyor muyum? Senin bilimsel bulgulara ihtiyacın var. Felsefe, saf felsefeyle varabileceğin yer Aristo gibi veya daha önceki felsefi filozofların yaptığı gibi, yani akılla düşündüğün için ancak bu asıl felsefeciler bu evrene bağımlı, anladın mı? Bu evrenin fizik kurallarına bağımlı felsefeciler. Bunun dışına çıkamıyorlar. Çünkü düşünce yapıları sadece bundan ibaret. O şekilde çalışıyor. Ellerinde farklı bilimsel bulgu yok ki. Biri kuantumun bulguları yok. Kuantum mekaniğinin ortaya çıkardığı şeylerden bir haber. Bakıyorsun, bizim evrenimizde her şey sürekli gibi geliyor. Kuantum mekaniği diyor ki her şey kesiklidir diyor. Sen şimdi bilimsel bir araştırma yapmadan bunu nasıl böyle bilebilirdin ki? Bu evrenin kesikli olacağını düşünerek bulabiliyor musun? Hayır, bilimsel bulguya ihtiyacın var. Onun için senin yapacağın sır saf felsefe zırvalıktan öteye gidemez. Sadece kafa çalıştırmak olur. Hani böyle bir düşünce beyni çalıştırmaktan ibaret, düşünce deneyinden ibaret olur. Daha da öteye gitmesi mümkün değil. Felsefeyi yapacaksan saf bilimsel bilgiler, bulgular çerçevesinde yapman gerekiyor. Bu bulguların dışında ortaya koyduğun şeyler ancak bilim kurgu olabilir. Bunu da yapabilirsin ama bilim kurgudan öteye gitmez. Yani uydurmacı olabilir vesaire. Hiçbir mantıksal yapısı, altyapısı olmaz diyelim. Ve daha fazla, yani eğer kendi şeylerini toparlayamayacaksan ben seni arkadaş aşağı alacağım. Gerçekten biz fazla enerjimizi yorma. Zeynep, sana da söz vereyim. İstediğin zaman girebilirsin. Yani, çok özür diliyorum Murat Bey. Ben şurada yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben bilimsel bilgi olmadan ya da bilimsel metodların ortaya koyduğu şeyler olmadan sadece salt felsefe yapılması gerektiğini düşünen birisi değilim. Bilimsel bilgileri önemsiyorum. Bilimin kendisini önemsiyorum. Çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak yalnızca deney ve gözlemle doğru sonuçlara ulaşılabileceği iddiasının bilimsel bir iddia olmadığını söylüyorum. Bunu bütün bilim insanları da bunu kabul ediyorlar. Einstein'dan örnek verdiniz. Einstein da aynı şeyi söylüyordu. Ve diyordu ki bilim adamları kötü felsefecidir diyordu. Bu noktada benim söylemek istediğim şey şu. Felsefeyi bir kenara attığınızda bilim de yapamazsınız. Mesela bilimin tek gerçek bilgi kaynağı olduğu iddiasından bahsettim. Örneğin bilimin kendisini bilimsel olarak gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Bilimin ya, kendisi, bilim dediğiniz çok şey... Çok sıkılmaya başladım bu saçma sapan. Farkındayım çünkü hoşlanmadığınız... Bilimin kendisini bilimsel olarak sizin gösterebilir misin falan gibi zırva mesela zırva bilimin, ortaya koyuyorsunuz. Bilimin neyse yapılabileceğine dair empirik kanıtınız nedir? Neyse arkadaşım, ben bununla boş, Zeynep istediğin zaman girebilirsin. Boş tartışmalara gerçekten ilgilenmiyorum. Ben de unuturum Murat. Zeynep'ciğim ben kısa bir şey söyleyeceğim. Bir kere çok yanlış şeyler söylüyor. Yani hepimiz, birçoğumuza yapmışızdır felsefi okumalar. Yani oradan bir şey çıkartamazsınız bilim olarak ya da epistemoloji olarak. Çok çok yanlış şeyler söylüyor. Bir sarmala girmiş arkadaş, oradan çıkamıyor. Bu 2 kere 2 2 artı 2 4 müdür, bu saçmalığın nasıl, her şey bu bilgisayarda şurada, her şey sıfırlar ve birlerdir, sıfırlar ve birler, 2 bile yok yani. Bunu nasıl anlamıyor felsefi olarak filozoflar şimdi Lacan'dan tutun Freud'una kadar, Levi Strauss'una, benim sadece kafamı karıştırıp kafamdaki o rasyonalite, o pozitivizmi, o bilimsel şeyi boşluğa düşürmeye çalıştı ve ben felsefe okumalarını arkadaşlar bıraktım çünkü abuk subuk bir duruma sokuyor insanı. Öyle bir şey var, felsefe okumaları aslında şöyle boş bir alan değil bence, ama iki tane burada benim de itirazım var. Şimdi tabii felsefe alanı çok geniş bir alan ve birçok düşünür var. Bunların hepsine hakim olmak biraz meşakkatli bir iş ve ilgisi olmayanlar için de, yani bu özel uzmanlık alanı. Ama burada iki tane itiraz var. Bir tanesi, zaten bazı felsefeciler kendilerini biraz inançlı bir noktada konumlayıp onun üzerinden bir düşünce inşa ediyorlar. Bir de ikinci itirazım da şu. Bu tarz arkadaşlar
felsefe okumalarını açıkçası gerçekten bu adamlar ne diyor diye okumuyor. Öncelikle burada bir benim de itirazım var. Acaba ben bu adamın görüşünden kendi propagandama nasıl ekmek çıkarırım gibi bir okuma yaptıkları için. Yani o adam onu söylemiş midir, söylememiş midir ayrı bir tartışma alanı. Bir de bu arkadaşlar onu nasıl yorumladı ya, biz hani bir prizmadan yansıyan bir renkleri görüyoruz. Yani o adam, o arkadaşların prizmasından yansıyan renkleri görüyoruz. Dolayısıyla bence hani buradaki okumaları yaparken herkesin daha böyle ön yargısız, gerçekten anlamaya yönelik yani hani okuma yapması gerektiği kanaatindeyim. Söylediği şeylerin bir kısmını biliyorum. Bir kısmını çok vakıf değilim. Bu arada matematik meselesinde de 2-2-4 m'der meselesinde evet farklı matematikler oluşturan kuramcılar var. İşte Wolfram diye bir adam var mesela. İşte farklı matematikler mümkün. Yani sloganıyla bununla ilgili kuramlar. Bu arada Zeynep inançla ilgili bir şey söyledi. Genetik bilim insanlarına baktığımız zaman şu anda genlerimizde bir inanç geni hala bulunamadı. Yani hala araştırılıyor. Yani, bu arada DNA da bir matematiksel bir şey. Bu da enteresan.